F-35 programından bizi dışladılar ya. O başımıza gelmiş en iyi şey olabilir savunma sanayinde. Tamam, daha önce SİHA vermemeleri çok önemli bir şeydi ama onu dışlamış olmaları artık yani Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz. Bu kısa pistli gemilerden, maliyet etkin gemilerden, uçak gemilerinden inip kalkabilen SİHA'lar ve insansız savaş uçağı dünya muharebesinde devrim yapacak. Ama şunu unutmayın, yani burada söylemiş olayım, tarihe not düşülsün, hani yarın 2005'te var ya bir video onun gibi. Bu insansız hava araçları Bayraktar TB3 ve MÜS bir gün devreye girerse muharebe tarihinde devrim yapacak arkadaşlar. Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kruz füzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor orada. Fransızlı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraillisi yapıyor, Yunanı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur, çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat. Bu teknolojiyi Türkiye'ye yakalarsa diğer sanayiler de gelişir. Görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Benim bir sürü arkadaşım Amerika'nın ordusunun projelerinde burslu olarak çalışıyor. Bir sürü Türk arkadaşım. Fark etmiyor onlar için. Yani onlar için devşirme olduğundan Türk olmuş, bilmem ne olmuş fark etmiyor.